Önce bir vatandaş yorumu yapmak isterim. Aile uzmanı veya işte evlenme boşanma ile ilgili uzman değilim. Ama ben şuna inanıyorum. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak, o çocuğa barınma ortamı sağlamak, eğitim imkanı sağlamak, karnını doyurmaktan çok daha ötedir. Benim boşanmalara baktığım konu olay şudur. Bununla anlaşamadım, gidip biraz da başkasıyla anlaşamayayım. Şimdi ünlü bir aile Farklı bir uzmanı, bakış hocam ama sizinki. bunu bakın, ünlü bir aile uzmanını aslında metafor yaptım. Diyor ki, insanlar ilk evliliğinde başarısız olduktan sonra bir yığın evlilik yaparlar, başarılı olur muyum acaba diye. Yani o ilişkiyi yürütmekte. Şimdi ben bunu neden anlatıyorum? Eğer ben çocuk sahibiysem ve bu dünyaya, bu ülkeye bir çocuk bahşediyorsam eğer, onun için yapacağım fedakarlıkların başında o aile bütünlüğünü ne bozar, ne sürdürür, bunları iyi tespit etmemiz lazım. Ve orada bir kez daha ifade edeyim. İnsanlar birden çok sayıda evlenir, ikinciye katlanır, ya ayıp olur şimdi üçüncüyü de gündeme getirirsem diye. Onun için ben bununla anlaşamadım, gideyim biraz da başkasıyla anlaşamayayım. İşte çocuğunuzu orada lütfen feda etmeyin. Anne babanın, bakın dünyada size bir deney anlatacağım şimdi. Anne babanın yerini dolduracak taklit vesaire her şeyin taklitini bulabilirsiniz. Yani bir ayakkabınız eskir gider yenisini alırsınız. Arabanız eskir gider yenisini alırsınız. Bu kenti beğenmezsiniz öbür kente gidersiniz. Ama anne babanın taklidi yok. Bakın Koloski'nin ünlü bir deneyi vardır. Bu stres tepkileriyle alakalı. Yani çocuğa karşı gösterilen sevecen tutumun, çocuğun hırçın, öfkeli olup olmaması ile ilgili. Yeni doğmuş maymun, yani bunu insanlara yapamıyorlar tabii. Şimdi çocukları anne babalarından ayır bir kafese koy. Şimdi niye hayvandan örnek veriyorsun demesinler. O fikir veriyor sadece. İnsanlarda da aynı şeyler gözlemleniyor. Yeni doğmuş maymun yavrularını annelerinden alıyorlar. Bir kafese koyuyorlar. Kafese bir maket yapıyorlar. Anne maymunun aynısı. Oraya yiyecek koyuyorlar. İşte bittikçe yenisini koyuyorlar. Maymun yavruları yiyecekleri yiyor. Ortam sıcak. Gidiyorlar annelerine benzeyen makete sarılıyorlar. Fakat bir süre sonra maymun yavrularında konsantrasyon problemleri gözüküyor. Mesela muz atıyorlar, dikkat etmiyor. Birbirlerini tırmalıyorlar. Şimdi hocanın vardığı yer şu, ünlü eğitim psikoloğu. Diyor ki, burada ne eksik? Şimdi karnı doyuyor. Güvenlik var. Anne orada şey var, kafesin içinde. Anneye sarılıyor. Duygu yok, duygu. Bakın, o duyguyu ne maket verebiliyor, ne başka bir şey verebiliyor. Biz onun için burada ne desek boşa geliyor bu olay. Ha, yani hani diyelim ki Allah'tandır oldu böyle bir şey. Lütfen çocuğun yanında eşleri küçümsemek, olumsuz konuşmak. Bunun sadece doğal olduğunu, annenin ya da babanın da çok kıymetli olduğunu, yani çocuğun gözünde anne baba imajını eriterek biz o çocuğu ne iyi bir öğrenci yapabiliriz, ne uyumlu davranan, iletişimi iyi, hayata hazırlayabileceğimiz bir insan olarak onu ortaya koyabiliriz. Onun için ben orada sadece farklı evlerde yaşayan, farklı hayatları olan ama birbirini çok seven iki insan imajını çocuğa mutlaka vermelerini tavsiye ederim. Bunu sadece vatandaş Süleyman Belediyeoğlu olarak söylüyorum. Ben o çocuğun eğitimiyle ilgili kısmı da bağlayarak, orası eğitime giriyor ama aile hekimi değilim, aile uzmanı değilim. Sadece buradan böyle bir tavsiyede bulunayım. Çünkü son olarak şöyle Demet Hanım şunu ifade edeyim. Biz okulları ziyarete gittiğimizde şu melanet pandemiden sonra yine gideriz inşallah. İnşallah. Hep şey derdi bazen okul yöneticileri, rehber hocalar, hocam seminer vereceğiniz grupta bölünmüş aile çocuğu çok fazla. Lütfen dikkat edin. Bak o kadar ki hassas. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Bu çocuklar hassas, kurallara uymayabiliyorlar, öfkeliler, işte alınganlar. Biz niye böyle yaralı çocuklar besleyelim yani topluma?